Herkese merhabalar, ben Merve. Bugün size yapmış olduğum karışık alışverişten bahsedeceğim. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm şeyler var içinde. O zaman hadi başlayalım neler olduğunu. İlk önce kalemlikten yapmış olduğum alışverişle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben kalemleri çok seviyorum. O yüzden ara ara gidip başka kalemler alıyorum. Ve bu koleksiyonumu genişletiyorum. Ama aslında en çok sevdiğim kalemlerim de dolma kalemlerim. Eğer şu ana kadar hiç dolma kaleminiz olmadıysa bence bir tane edinmeniz gereken kalem türlerinden. Çünkü bir tane kaleme 2-3 lira vermiyorsunuz. Belki biraz daha fazla para veriyorsunuz ama ömür boyu kullanabilme şansı sunuyor bu kalem size. Ve istediğiniz renkte mürekkebi içine doldurup istediğiniz renkte bir kalem elde edebiliyorsunuz. Eğer kalemin yazı şekli hoşunuza gittiyse ve kendinizi özleştirdiyseniz o sizin artık yazı kaleminiz olabilir. O yüzden bence en az bir tane dolma kaleminizin olmasını tavsiye ediyorum. Bu alışverişimde ben 3 tane dolma kalem aldım. Eğer daha önce hiç dolma kalem kullanmadıysanız ve böyle renk çizilerden de hoşlanıyorsanız bu kalemlerle başlayabilirsiniz. Bunların aslında ben de ilk defa deneyimledim bu videodan önce. Bu kalemler size geldiğinde şu arka taraflarından açılıyor ve şu içinde şöyle bir mürekkep haznesi oluyor. O size geldiğinde takılmamış oluyor. Çünkü mürekkebi takıldığında bir kalem kullanılmıyorsa ucu kuruyabiliyor. Siz kendiniz onu takıyorsunuz. İstiyorsanız ayrı bir videoda dolma kalemlerimi nasıl mürekkeplerini yenilediğimi, nasıl doldurduğumu ve nasıl temizlediğimi de gösterebilirim. Bence bu kalemi bir deneyin. Çünkü yazı şekli de çok güzel, çok akışkan. Çok rahat yazı ve çizim yapılabiliyor. Videodan önce denedim, onayladım ve öneriyorum. Diğer bir kalem de böyle zebra şeklinde olan. Bunun da ucu aynı. Aynı markanın kalemleri zaten. Bir tanesi zebra şeklinde, diğeri de Supergirl. Ben ikisini de çok sevdim. Bunları da artık koleksiyonuma ekliyorum. Ve bence siz de bir deneyin, bana hak vereceksiniz. Diğer kalem de Kaweco'nun kalemi. Ben daha önce Kaweco'nun başka kalemlerini de kullandım. Hepsinden çok memnun kaldım. Bu arada video süresince bahsettiğim bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bahsedeceğim diğer bir kalem de bu pembe dolma kalem. Bu da aslında küçük kasalı bir kalem. Şöyle açtığınızda yine bir önceki kalemlerdeki gibi böyle küçük bir mürekkep kasası var. Zaten Kaweco'yu ben çok seviyorum. Hem yazı anlamında hem çizim anlamında, akışkanlık anlamında. Bence çok çok iyi bir kalem. Bu kalemleri ilk defa denedim ve bence gerçekten güzeller. Bu kalemi daha önce de başka versiyonlarını denemiştim. Yine denedim ve her türlü memnun kalabileceğim bir kalem oldu. Bunlar İspanya üretimi, bu da Alman üretimi. Galiba kanalımı açtığımdan beri bana en çok sorulan sorulardan biri silikon tabancam yok ya da silikon tabancası kullanamıyorum, elimi yakıyorum. Bunun yerine başka ne yapıştırıcı önerebilirsin, ne yapıştırıcı önerebilirsin ve hepsine üşenmeden, yılmadan, bıkmadan cevap yazıyorum. Bu yapıştırıcıyı öneririm. Yine aşağıdaki kutucuğa bırakacağım linkini. Ben hatta ilk başladığım videolarımda peligom kullanıyordum. Sonra silikon tabancası kullanmaya başladım. O yüzden peligom zaten silikon tabancası gibi yapıştırıyor. Sadece silikon kadar hızlı yapıştırmıyor. Mesela bazen yapıştırdığınız yüzeye üzerinde tutmanız gerekiyor. Eğer çok kalın kumaşlarsa, işte keçeyse gibi ve küçük kıvrımları varsa üzerinde böyle parmağınıza tutup onu sabitlenmesini beklemek ve sonra bırakmak gerekiyor. Sitede görünce çok sevindiğim ürünlerden biri dev ataçlar. Bunlar, hemen modelini gösteriyorum. Bunlar böyle 10 cm uzunluğundaki dev ataçlardan. Kaç tane var? 3, 4, 5 tane var. Kutunun içinden 5 tane çıkıyor. Bunları aslında belki defterlerinize takmak için büyük gelse bile do it yourself projeleri için çok uygun, ajandalar için çok uygun, dosyalar için çok uygun. Bu renkli ataçlar aslında küçük tipteki ataçlar ama renkli olmaları ve içinde bir sürü renk olması mükemmel. Toplamda 50 tane var, böyle bir sürü renk var içinde. Bunları da zaten hem do it yourself projelerinde kullanıyorum ben. Sadece böyle hani defter falan düzeltmek için değil, olması gerekenin dışında kullanıyoruz aslında biraz.
Şimdi gelelim sizin çok seveceğinizi düşündüğüm bir kalemliğe. Bunun böyle içi su dolu, bayağı böyle oynayabiliyorsunuz bildiğiniz. Ben sürekli oynuyorum bununla. Ve şeffaf bir kalemlik. Şöyle kalemlerimi hatta içine koyayım, görün. Böyle fermuarın kapanma detayında bir tane daha maymuncuk var. Yani böyle sürekli oynanacak, renkli, sevimli bir kalemlik. Bunu makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Evet, kalemlik.com'dan almış olduğum ürünler bu kadardı. Şimdi diğer alışverişime geçiyorum. Evet, şimdi Jolly Chic alışverişine geçiyoruz. Jolly Chic de biliyorsunuz ki Uzak Doğu markası. İçinde kıyafet de var, giyim de var, aksesuar da var, ünlü markalar var, markasız ürünler var ve 10-15 gün içerisinde buradan vermiş olduğum siparişler size ulaşıyor. Jolly Chic, Aramex kargo şirketiyle çalışıyor ve bu aynı UPS gibi güvenilir bir firma. Yani ürünler size ezilmiş, büzülmüş ya da zarar görmüş bir şekilde gelmiyor. Öncelikle Nike'ın Cortez ayakkabılarından ben çok istiyordum, onlardan aldım. Benim seçtiğim Cortez'in bu klasik modeli. Bu gerçek mi Merve derseniz de evet, orijinal ürünler satıyorlar. Zaten hem ayakkabının içinde hem de kutunun üzerinde barkoduyla beraber geliyor. Adidas'ın, Nike'ın ve birçok ünlü markanın ürünlerini de satıyorlar. Aynı zamanda markasız ürünler de bulunuyor. Ve buradaki fiyatlarından tabii ki daha uygun fiyatta oluyor. Örnek vermem gerekirse bu ayakkabı 63 dolar falandı. Yani yaklaşık 245 TL gibi bir şey yapıyor. Bunun Türkiye'deki fiyatı 300 TL. Ama benim size bir sürprizim daha var. Jollychic.com üzerinden yapmış olduğunuz alışverişlerinizde tek sefer kullanabileceğiniz alt ve üst limit sınırı yok kesinlikle. %10 indirim kodu vereceğim. Bu aşağıda yazmış olduğum kodu kullanarak %10 indiriminizi değerlendirebilirsiniz ve alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'ye 10 gün ve 15 gün gibi bir süre içerisinde geliyor. Daha uzun, daha kısa da olabilir bilmiyorum ama bana gelen süre buydu. Geçelim ikinci parçamız. Ben bunu acayip sevdim. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Hem ışık buraya hem de bu zaten hologramlı olduğu için. Ben de hologramlı şeyleri çok sevdiğim için bunu görünce direkt vuruldum zaten. Bunun böyle, hatta dün dayanamadım, kullandım falan. İçini açtığımızda fermuarsız olarak 3 tane ayrı bölümü var. Önünde bir tane daha böyle fazladan bir bölüm var. Ve bir tane daha küçük fermuarlı bölümü var. Yani aslında çanta düzenlemesi gayet güzel bence. Ben çantalarımı eğer bilgisayar falan koyuyorsam acayip ağır oluyor. Defterim oluyor, kitabım oluyor, bilgisayarım oluyor, eşyalarım oluyor falan derken bir sürü çanta sapı koparmış bir insanım. O yüzden aslında bunu o anlamda da denedim. Çantanın sapları kopuyor mu diye. Gayet sağlam. Herhangi bir zorlanma olmadı. Zaten olsaydı olurdu. Tek seferde kullanınca da anlaşılıyor. Dikişler açılıyor biraz. İkinci seferde, üçüncü seferde de kopuyor. Deneyimliyim bu konuda, biliyorum. Benim göstermiş olduğum ürünlerden de alışveriş yapabilirsiniz. İndirim kodundan faydalanabilmek için bambaşka şeyler de alabilirsiniz. Sadece herkes bir kere kullanabiliyor bu indirim kodunu. O yüzden en iyisi biriktirin biriktirin, toplu bir şekilde yapın alışverişinizi. Şimdi geçelim üçüncü parçaya, bir dakika getiriyorum. Ya benim önümde monitör olmadığı için o gözüküyor, ben gözüküyorum, şu an hiçbir şey bilmiyorum. Eminim bir şeyler gözüküyordur ama. Değil mi? Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bebek pembesi benim en sevdiğim renklerden biri. Bebek pembesi böyle ince bir kaban aldım. Çok ince, bu böyle çok kışın soğuklarında falan giyilmez. Kışlık montlar falan da var orada ama ben çok kışlık monta ihtiyacım yok. Zaten var kalın montlarım. Böyle pembe tonlarında işte sonbaharlık, ilkbaharlık gibi giyebileceğim, işte içine kalın kazak giyip biraz daha soğuklarda da giyebileceğim bir kaban arıyordum. Bu tonlarda böyle bebek pembesi, bebek mavisi falan seviyorum o hayatı. Ondan sonra onu da görünce orada çok etkilendim. Ve bunu da aldım. Aslında fiyatları konusuna gelmek gerekirse de bu ucuz. 17-18 dolar bir şeydi. Aynı zamanda dediğim gibi %10 indiriminiz olduğu için bu kodla beraber bunu da yine indirimli bir şekilde alabilirsiniz.
Bunlar benim Joyşik'ten yapmış olduğum ilk alışveriş tarihi. Ben çok sevdim. Siz de bir siteye girin, inceleyin. Bana beğendiğiniz şeyleri de gönderin. Belki benim fark etmediğim şeyler de görebilirsiniz. Zaten az çok biliyorsunuz zevkimi. Birlikte alışveriş yapabiliriz ve birbirimize fikir verebiliriz. Beğendiğiniz şeylerin linkini bana da gönderin. En çok Kalemlik'ten ya da Joyşik'ten almış olduğum hangi ürünü beğendiniz? Bana aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.